İlginç bir şey söyleyeyim sana, 2007 yılında 2006-2007 yıllarında Almanya Türkiye'den 30 bin civarında bilgisayar mühendisi almak istiyor bayağı ve şey yapıyorlar yani bu başvuruları kabul ediyorlar çok fazla başvuru olmuyor bu 2006-2007 yılları. <laughs> Toplum kaç civarında? 900 civarında e, bilgisayar mühendisi başvuruyor. E, ve bu başvuranların hepsini Almanya e, mühendis olarak istihdam etmek üzere kabul ediyor. Ve e, bilgisayar mühendisleri gidiyorlar Almanya'ya. E, orada çalışmaya başlıyorlar. Çalışmaya başladıktan sonra yarıdan fazlası birkaç ay sonra oradaki çalışma şartlarını beğenmedikleri için Türkiye'ye geri dönüyorlar. Hı. Bak bu 2006-2007 şimdi Türkiye'de 2006-2007'deki e, hayat şartlarıyla bugünkü hayat şartlarını şöyle yan yana getirdiğinde ne değişti yani? Bugün baktığımızda e, insanlar arasında böyle e, Türkiye ile alakalı gerçekten de Türkiye'nin hak etmediği Hı. bir şey var. Yanlış tasavvurlar yerleşmiş vaziyette. E, dolayısıyla e, burada dediğim gibi bir propaganda var dışarıdan yürütülen çok sistematik bir şekilde ve Türkiye'de birçok insan şu veya bu gayeyle şu veya bu şekilde bu memleketin yaşanılmaz bir yer olduğu veya yaşanılmaz bir yer haline geldiği konusunda inanılmaz bir propaganda yapıyor veya propaganda ya alet oluyorlar. Yani. O zaman hani Russell'ın perspektifinden bakarsak yani Türkiye'de bilimsel bir devlet yapısı yok yani. Yani çünkü propaganda zayıf, iç propaganda zayıf. Yani iç propagandayla işte topluma böyle biz cennette yaşıyoruz, havası verecek bir psikoloji oluşturulamıyor. Yani zaten kendisi de yani iki önemli araçtan bahsediyor. Bir psikoloji, bir ekonomi. Yani bu ikisiyle diyor insanları yönetmemiz gerekecek, şekillendireceğiz, planlayacağız ve hani doğal haline bırakmayacağız her şeyi. Bilimsel planlama ve bu işte yani bilim adamları hani bunu planlayacaklar ve o istikamette götürecekler. Yani o, o evet. yönden baktığımızda Türkiye'de eğitim sisteminin başarılı olduğunu söylemek zor. Evet. Yani onu söyleyebiliriz. Evet. Eğitim sistemimiz maalesef şu anda o yönden çok yani başarılı değil. Onu ciddi şekilde bunun kaygı verici olan bir tarafı var. Evet. o kaygı verici olan tarafı ciddi ciddi almak lazım. Evet, evet şimdi Russell'a devam edelim evet. bak. Russell'ın diyor ki bak teşkilatlı bir dünya devletinin sağlayacağı faydalar büyük ve aşikardır. Bak ne gibi faydalar bekliyor? <gülüyor> İlk <gülüyor> olarak savaş korkusu ortadan kaldırılacak. Şimdi silahlanma rekabetlerine ayrılan emek ve masraf yabana gitmeyecektir. Tek, tek dünya devleti istiyor işte yani. tek dünya devleti İngilizlerin şimdi dünya, kontrolünde. Şimdiki onu söylemiyor açık. Yani Aklı olan netice itibariyle hani denir ya sözün hepsi akıllıya söylenmez yani. Evet. Şimdi o 1930'lu yılların şartlarında e, dünya devleti olmayan en e, yakın e, aday hangisi e, Sovyetler Birliği mi e, şey mi e, İngiliz İmparatorluğu mu evet. açık İngiliz İmparatorluğu. Evet. Yani 30'lu yıllarda Amerika Birinci Dünya Harbi'ne müdahil olmuş kendi köşesine çekilmiş işine evet. bakıyor yani. Evet. E, İngiltere hala büyük bir imparatorluk. Hı hı. E, Fransızların e, çok fazla etkisi belli ölçüde sınırlı bir etkisi var ama tayin edici bir yeri yok. E, dolayısıyla e, bütün bir yer küre böyle İngilizlerin e, sanki böyle tesir alanı gibi hareket alanı gibi öyle gözüküyor. E, dolayısıyla Russell'ı sanki bu umutlandırmış e, ve bütün bir insanlık için e, sunduğu bir gelecek şeysi var. Hı hı. Gelecek vizyonu var. Evet. Bu gelecek vizyonunda böyle tek dünya devleti. O da bir defa savaş ortadan kalkacak. Ne demek? Zaten kendisi açıklıyor. Ne diyor? Başlıca uçaklardan ve kimya metodlarından faydalanan yüksek tesirli tek bir savaş mekanizması bulunacağı bak iki nokta. Yani kimyevi silahlardan istifade edilecek ve uçaklardan istifade edilecek. Hı. Şimdi kimyevi silahlardan e, silahları kullandığınız vakit o zaman nedir? Herhangi bir yerde e, şeyde buna biyolojik silahları da dahil edebilirsiniz İstenmeyen bir grup ortaya çıktı kimyayı ve şeyi kullanarak e, biyolojinin imkanlarını kullanarak biyolojik ve kimyevi silahlarla kolayca evet. e, halledebilirsiniz tabii yani. işte o orada kadar. hani bu da tabii liberalizmin paradoksu hani o kendilerini tasavvur ettiği bilimsel evrimci ilerlemeci yaklaşıma ters düşen yani farklı düşünen muhalif düşünen insanlara nasıl bir muamele Evet, yani çok acıba devam, devam ediyor bak. Yani. Buna karşı durmanın evet, yani yani, çok özgürlükçü bir yaklaşım yani. Yüksek tesirli tek bir savaş mekanizması bulunacağı ve buna karşı durmanın imkansızlığı aşikar olacağı için kimse direnmeye kalkışmayacaktır. Evet. Yani dolayısıyla o bilimsel e, dünya devleti yapay bilimsel e, dünya devletine yani direnmeye asla müsaade yok. Evet, tek yani tip, tek tip bir mesela, e, nizam. Şu anda Amerika'nın bütün dünyada yapmaya çalıştığı ne zannediyorsun yani? Evet. Bak ifade devam ediyor bak. Merkezi hükümet ara sıra saray devrimiyle değişebilir. Ama saray devrimi. Fakat bu ancak figüranları değiştirecek, hükümetin temel teşkilatına dokunmayacaktır. Bundan çıkan netice şu. Böyle bir teşkilat bir kuşak boyu yaşayabildi mi tutunur gider. Evet. Bak, umut da bu yani. Hı hı. Şimdi siz bir dünya devleti kurdunuz. Bir nesil boyunca onu da muhafaza ettiniz. Bu ondan sonra artık devam eder. Nasıl devam eder? Ee, ekonomik bakımdan kazanç pek büyük olacaktır. Üretim rekabeti yüzünden israf ortadan kalkacak. Çalışma hayatında kararsızlık olmayacak, sefalet kalmayacak. İyi ve kötü günler damdan düşer gibi birbirini kovalamayacaktır. Çalışan konfor içinde yaşayacak. Çalışmak istemeyen de alternatife bak, hapiste yatacaktır çok demokratik, çok liberal, evet. çok özgür bir evet. sistem yani. Evet öyle. Bak, bir kimsenin o vakte kadar yaptığı işe hal ve şartlar icabı ihtiyaç kalmayınca kendisine başka bir zanaat öğretilecek ve yeni işini öğreninceye kadar geçimi gereği gibi sağlanacaktır. Ekonomik motifler nüfusu düzenlemekte kullanılacak. Nüfus belki de bir kararda tutul tutulacak. Bak bu çok önemli. Ekonomik motiflerin e düzenleme için kullanılması. Evet. Aynısı David Hume'da da var. Evet. O da diyor ki işte şahsi menfaat yani bireysel çıkar bizim toplumu en iyi şekilde yönetmemizin aracıdır. Dolayısıyla hani insan kendisini şahsi çıkarıp peşinde koştuğunu düşünüyor ve bunun çok özgür bir ortam olduğunu düşünüyor. Halbuki onu planlayanlar, onu özellikle öyle planlamışlar. Yani o sen şahsi çıkarın arkasından koştuğun zaman daha iyi yönetilebilir bir hale gelmiş oluyorsun. Çünkü senin o çıkar olarak talep ettiğin şeyin kontrolü onların elinde olmuş Ve Burada da gene aynı işte ekonomik motivasyonlarla toplumu kontrol etmek düşüncesi, yani ekonomi toplumu kontrolün en etkin aracı. Zaten daha önce de bahsetmiştik. Psikoloji ve ekonomi. Yani bu ikisi e, yönetimin e, toplumu şekillendirmenin ve o bilimsel olarak yapay toplumlar inşasının iki tane önemli aracı. Psikoloji ve ekonomi. Burada da gayet Şimdi güzel bak, ifade etmiş oluruz. Russell bu tasvir edilen dünya devletini ne olarak niteliyordur? Cennet olarak. Evet. Tam paradise. Tabii. Bak ifadeye bak. İnsanlar bu cennette mesut olacaklar mı olmayacaklar olmayacaklar mı orasını Allah bilir tercümü tercümümüz öyle yapmış ama yani <laughs> oradaki Allah bilir evet. Türkçe'deki karşılığı yoksa evet. şeydi yani belli evet. değil yani anlamında. tabii onu cennet olarak isimlendirmesi zaten bu bütün ilerleme düşünceleri hani cenneti dünyada inşa etme tabii ki yani böyle bir ortak yönleri var ama cennet evet. dediği yer yani böyle bir yer evet. yani liberal bir şeyin düşünürün e, kafasındaki hatta böyle sosyalist fikirleri vesaire de birlikte dikkate alarak düşünen bir düşünürün tahayyül ettiği cennet biraz önce anlattığımız gibi. Evet. Yani... Ve şöyle bir şu soruyu soruyor. Peki insanlar burada mutlu olacak mı, olmayacak mı? Onu bilmiyoruz. Fakat ilginç olan bak evet. devamı ilginç. Evet. İnsanlar yaşamak için zorunlu olan şeylerin hepsine sahip olduktan sonra mesut olmam, olmaları için ne yapmak gerekeceğini belki ...biyokimya öğretecektir. Evet. Yani... bu ...ne demek? Yani insanlara... ...bak işte ihtiyaçları falan... ...karşılanacak. Yani normal... E, ...canlıların nasıl ki... ...ihtiyacı karşılanıyor... ...Rasıl'ın şeysine baktığımızda... Evet, tabii. Yani mesela nasıl ahırdaki ineklerin... E, tabii. E, bütün şey, tavuk, ihtiyaçları... Tavukların ...karşılanıyor. Tavukların ihtiyacı karşılanıyor. Ha, yani suyu, yemi hepsi var yani. Evet. Rasıl'ın anlattığı şey... ...güvenliği sağlayacaksın, çalışma... ...imkanları sunacaksın... E, ve bütün onların, herkesin ne yapacağını tek 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 planlayacaksın. Bunun Ç adı cennet. Ve bu çalışmayı kabul etmeyenleri hapse atacaksın. E, tabii. Muhalifleri de kimyasal silahlarla, uçaklarla Kim, evet. susturacaksın. Evet. Böyle bir cenneti dünyada inşa etmiş olacağız yani. Şimdi tek dünya devleti böyle. Peki bunun adı cennet. Yeryüzünde kurulacak cennetin şeysi bu. Yani İngilizlerin dünyayı vaat ettikleri cennet liberal düşüncenin vaad evet. ettiği cennet. Şimdi e, şey de e, peki o zaman nedir? E, burada biyokimya e, şimdi biyokimyanın e, kullanılması ne demek? E Doğrudan doğruya e, ilaçlar üretilecek demek. Evet. İlaçlar ürettikten sonra diyelim e, bugün canın sıkkın alacaksın bir ilacı o seni böyle e, mutlu yapacak. Mutlu yapacak. Ondan sonra o kendini böyle iyi hissedeceksin. Mutluluk derken de e, tasavvuru bu kadar yani. Yani ötesi yok yani. E şimdi şey de... Şimdi ilaç almakla mesela uyuşturucu alma, uyuşturucu almanın... E, ...arasında bir fark var mı acaba? Uyuşturucu zaten mutlu yapmak için alınıyor. E değil mi yani? E şimdi veya... ...işte bazı e, uyuşturucular... ...insanlardaki hazı daha yoğun bir şekilde almayı sağlıyor. Böyle bir şey. E şimdi... Daha fazla haz alan insanlar belki geçici olarak biraz kendilerini iyi hissedebilirler ama işin ilginç tarafı e, belli bir süre sonra zaten daha fazla daha fazla olması lazım. Ve çok kısa bir süre sonra da e, insanların e, bu ölümüne sebep oluyor zaten çok açık. Şimdi şeyin... Bu da tabii ilginç bir şey yani insanları biyokimya yoluyla e, evet. mutlu etmeye ye, çalışmak ama yani. Ama bilim bunu ancak bilim bunu yapabilir. Evet yani Herhalde bilimsel manevi, bir toplumda bir, manevi mutluluk getirecek değil tabii yani bilim yapacağı için. Abi evet. bilim derken işte bir de Russell'ın bak bilim dediği şey esas itibariyle fizik, kimya, biyoloji evet. onlara benzer bir şekilde psikoloji ve biyoloji, ekonomi. Tabii aynı zamanda ekonomi. Tabii, tabii. Yani şey de sosyoloji de belli ölçüde ve evet. bunların hepsi baktığımız ve tamamen form formlar üzerinden e, insanların hayatını düzenlemeye yönelik mekanizmalar başka bir şey değil. Russell'ın bütün düşünebildiği şey bu yani. Ve insanların yeryüzünde inşa edeceği cennette böyle bir yer. Bak şimdi devam ediyor bak şeyde. Bazı kimseler can sıkıntısından bak ne gibi çözümler öneriyor bak. Şimdi bazı kimseler can sıkıntısından anarşist olabilecekleri için belki de onlara mahsus tehlikeli sporlar tertiplenecek. Politikadan kovulan zulüm spora intikal edecek. He, çok Yani miniş. tabii ki yani şimdi şeye çözüme baktığım vakit bu aslında uygulanmıyor değil ki evet, evet. yani şu andaki o spor efendim bu revizyon vesaire vesaire bir sürü yarışma formları var bunlar aslında işte bilimsel toplumun insanları mutlu evet. etme işte insanlar arasındaki çatışma potansiyelini belli ölçüde e, Farklı farklı alanlarda kontrollü bir şekilde hı hı. dengeleme e, şeysinin, evet. e, tertibinin, e, düzenlemesinin parçası yani. O kadar. Yani dolayısıyla bak ne diyor şimdi. E, ihtimal futbol yerine hava savaş oyunları konulacak. Yenilti ölümle neti, neticelenecektir. Yani şimdi öyle spor formları bekliyor ki şey. Yani insanlar netice itibariyle tatmin olabilmek için bir şekilde kendi hayatlarını ortaya koyabilecekleri ama düzenlenmiş hı hı. bir spor yani bu işte Roma'daki o gladyatör evet, şeysini evet. yani dünyası o kadar yani. Hı hı. Roma'daki gladyatörlerin konumunu güncelleyerek insanlığın geleceğinde cennet olarak gördüğü şeyde dünyada gladyatörleri de bir şeyde bir gladyatör olmayı bir hayat formu olarak ama spor olarak insanlığa yeniden sunuyor. O kadar düşünebiliyor yani. Hmm. Ee, devam ediyor bak. Ee, i̇htimal fut, evet insanlar ölüme atılmak ellerinde olunca belki de sudan sebeplerle ölüme atılmaktan çekinmeyeceklerdir. Hmm. Bir milyon seyirci önünde göklerden düşmenin bir bayram kalabalığını eğlendirmekten başka bir maksat uğrunda olmasa da Şanlı bir ölüm sayılacağı günler gelebilir. Yani diyelim şeyler öyle bir propaganda, öyle bir söylem yapılacak ki insanlar mesela işte kaç metre yükseklikten atılarak hayatlarını feda ettiğini rekor kırdı. Yani. Tabii rekor kırdı. İşte bilmem 10 kilometre yukarıdan atladı ve öldü. Öbürü 11 kilometreden. Evet, burada falan. seyirci meselesi çok önemli. Tabii. O teşhir. Evet. Teşhir kültürü. Yani teşhir için insanlar yani canını bile feda etmeyi evet. güzel alabilecek. Yani her şeyini feda edebilir. Yani önemli olan oradaki bir milyon kişinin onu takdir etmesi, beğenmesi, alkışlaması. Evet. Bak Ve... şimdi insanlardaki normal olarak yani öldükten sonra yani insan e, her halükarda e, şeyin, ölümün bir son olmasını arzu etmez. E, yani bu nedir? Öldükten sonra ölümün bir boyut değiştirilmesi evet. gibi e, olması daha makul gelir. Tabii insanlar hakikaten de insanın sahip olduğu imkanları düşündüğünüz vakit her bir insanın sahip olduğu imkan burada 60, 70, 80 veya 100 yıl neyse ne kadar yaşayacaksa bu kadar az bir zaman için bu kadar kabiliyet hakikaten fazla. Yani insan hakikaten ebediyet için yaratılmış. Onu yani hissediyorsunuz, fark ediyorsunuz. İnsan ebediyet için yaşa yaratıldığını. Bu Russell neden bilmiyor mesela? Aa, biliyor o, da. Evet. Onu dönüştürüyor işte. Evet. Ebediyeti insanın e, ...şeyle alakalı. E, kendisinin değil de adının yaşaması. Diğer insanlar arasında yaşaması. Evet. Yani o birileri beni e, takdir ettiyse, evet. Alkışladıysa tamam diyor. Ben işte ebedi yaşamış ha, oluyorum. Adım ama, yaşıyor. Ama işte şöyle nedir o bir şeyde insanlar arasında e, diyelim daha önce işte e, bir. E, Kahramanlık yapmış tırnak içerisinde ve hayatını o şekilde vermiş olan birisinin adı mesela bir yere yazılmış olacak. Adı bir yere belki şeyle altın harflerle yazılacak. Ne bileyim hmm. Russell'ın şeysiyle. Heykeli dikilecek. Heykeli dikilecek vesaire. Şimdi onlar olunca bakacak ki ya daha önce e, bu işi yapmış olan insanların adı ve şekli, formu neyse resmi nedir? Orada kalıcı hale gelmiş. O zaman ebedilik insanların hatırında kalma şeklinde evet. ona dönüştürülerek ancak e, ya muhafaza edilebileceğini düşünüyorum. Zaten olmayınca e, tabii. tek kalıcılık o şekilde olmuş oluyor. Yani. Ya, o, o, zaten. Bak devam